Merhaba arkadaşlar. Ben Can Soca. 311. sayfa paralel kenar konusu ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Karşılıklı kenarları paralel olan dörtgene paralel kenar denir. Yani bu kenarla bu kenar birbirlerine eşit olacak. Buradaki kenar ile buradaki kenar birbirlerine eşit olacak. Mesela burası 5 ise burasının 5 olması lazım uzunluk olarak. Atıyorum burası 8 santim ise buranın da 8 santim olması gerekiyor. Bunu söylemiş. Birinci özellik ile başlayalım. Paralel kenarda karşılıklı uzunluklar ve karşılıklı açılar birbirlerine eşittir. Şimdi uzunluk dediği şey karşılıklı olacak. A, A. Buranın B ise B olması gerekiyor. Biraz önce yazdım. 8 ise 8, 5 5. Bu uzunluk demek. Peki açılara bakalım. Açılarda da şu şekilde karşılıklı kenarlardaki açılar birbirlerine eşit. Bir de şu karşılıklı açılar birbirlerine eşit olacak. Yani burası beta ise beta, burası alfa ise alfa olması gerekiyor. Bunu söylemiş. Çevresini de şu şekilde hesaplarsın. İki tane A'dan var. İki tane de B'den var. Çevresini nasıl bulursun? İki parantezin alırsan, 2 çarpı a artı b. Yani her bir kenardan bir tane varmış gibi e, toplarsan, 2 ile çarparsan, sen bunun çevresini bulursun. Çevreyi de Ç ile gösterebilirsin. Birinci soruyla başlayalım. Birinci soruda e, şimdi bize paralel kenar verilmiş. E, bu kenarların birbirlerine eşit olduğu söylenmiş. E, Fe'nin EC'ye eşit olduğu, açıların birbirine eşit olduğu söylenmiş, yerleştirilmiş. E, 80 ve 20 derece açıları yerleştirilmiş. Benden alfa isteniyor. Yerleştirmediği hiçbir şey yok. E, o yüzden direkt başlıyorum ben. Şimdi e, ben burada şu şekilde yazabilirim. E, Baktığımız zaman burası 80 ise buranın da 80 olması lazım o zaman burası 40 40 diye paylaşır e, toplam hepsi 80 yarı yarıya eşit olduğu için 40 40 dedim e, 40 ile 20 toplarsan e, iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan şu 3. açının dış açısına eşitti 40 ile 20'nin toplamı da 60 oldu. Bu iki açı birbirlerini eşitmiş. O zaman burasını alfa alfa da atıyorum mesela beta beta dersen burası alfaymış çünkü. Bu betalar 60 derece 60 derece olacak. 60'a 60 diyorum. Şimdi üç kenarda birbirine eşit olduğu için bu üç kenarda birbirine eşit dedim. Şöyle bir şey vardı. Kırmızı ile göstereceğim. Şurası 40 ise iki tane ardışık sayının toplamı Artışın e, açının toplamı 180'de. Yani burası 80 ise e, buranın 100 olması lazım ki burasının hepsinin toplamı 180 olsun. O zaman burasının 100 olması için 60 ile 20'nin toplamı 80. Buraya kaç kalmış oldu? 20 derece kalmış oldu. Çünkü buranın 100 olması lazım toplamda. O yüzden alfa dediğimiz e, burada adına yani 20 gelecektir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi ikinci soruyla devam edelim. İkinci sorudan e, paralel kenar verilmiş. Bu kenarlar birbirine paralel. E, daha sonra 2 alfa 3 beta, 2 beta, 3 beta verilmiş. Evet bu dört açıda birbirine yerleştirilmiş. Benden soru işareti olan yeri soruyor. F, e, açısını. Şimdi iki tane ardışık yani şu e, kenar ile burada bu kenar ile eee bu kenardaki olan açının yani iki ardışık açının 5 e, alfa burası burası da 5 beta olmuş oluyor. 3 alfa ile 2 alfa'yı toplarsam 5 alfa. 2 alfa ile 3 alfa'yı toplarsam 5 beta. Bunların toplamları 180'miş. 5 parantezine al alacak olursak biz burada burası 180'e eşit. Alfa ile beta'nın toplamı burada 36 gelecek. Benden nere istemiş? FED açısını istemiş buradan. Gelin yapalım. Baktığımız zaman burada iki tane alfa ile iki tane beta'nın toplamı kendisine komşu olmayan bu üçüncü açının komşusu olan şu soru işaresine eşit. Yani iki tane iç açı. Bu dış açı eşit olmuş oluyor her defasında bir şekli çizeyim isterseniz her şöyle düz çizecek olursak şöyle çizgi şuradan bir kenara uzattığımız zaman Şuradaki açıyla Şuradaki açının toplamı Şuradaki dış açıya eşit olmuş olacak mesela Burası alfa olsun Burası beta olsun Burası alfa artı betanın toplamına eşit O yüzden burada iki tane alfa iki tane beta toplarsan sen Oradaki soru işaretini eşitmiş. 2 tane parantezin alırsan alfa ile beta sen alfa ile beta'yı bulmuştun 36. Bu soru işareti olan yer 72 gelecektir. Yani cevabımız burada adana olacak. Gördüğünüz gibi. Sıra sizde sorusunu kendiniz yapıyorsunuz. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Burada bu kenarda Benden alfa ile beta'nın çıkart çıkarttığın zamanki sonucunu istiyor. Şu şekilde yapacağız burada. Şimdi benim kenarları bulmam gerekiyor. Ardışık olan iki kenarın toplamı 180 unutmayacağım. Şimdi burası 145 ise her zaman 180'i tamamlayacağı için şurasının komplepsi 180. O yüzden buraya 35 kalacak. Bunlar ikiz kenar ise burası da 35 olur. Üç, üçgenin iç açıları toplamı 180'de. 35 35'in toplamı 70. O zaman buraya 110 kalmış oldu. Karşılıklı kenarları her zaman birbirlerine eşit 110 ise burasının 110 olması lazım. Şimdi burası 110 ise birbirini 180'e tamamlıyor artışık kenarlar. O zaman burasının 70 olması gerekiyor. Dikkat ettiğimiz zaman 70 ile 110 toplarsan yine 180. Yani sürekli burada her defasında burası 70 ise de şurasının da 70 olması gerekiyor. Buranın da 70 olması gerekiyor. Dikkat ederseniz karşılıklı 70 70 110 110. Baştaki kuralımızın aynısı çıktı. Eğer bir yanlışlık varsa demek ki işlemlerde bir yerlerde hata yapmışsın. Şimdi benden alfa istemişti. Alfa dediğimiz burada 110. Beta dediğimiz şey de 70'ti. Çıkarttığımız zaman kaç geliyor? 40. Cevabımız buradan 40 gelecektir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi adını. Dördüncü soruya devam edelim. Paralel kenar verilmiş bu şekil bize benden kpeyi bana kpeyi vermiş 8 12 yerleştirmiş. bana çevreyi soruyor direkt. Şimdi burada açıortay var dikkat ederseniz şeklin. burada da aynı şekilde bir açıortay var. Şimdi nereden başlasak diye düşünüyorum. Fark etmez nereden başladığımız. Şimdi Z her zaman oluşturmaya çalışacağız. Burada iç tersten burası nokta ise buranın da nokta olması lazım. Yani burası 8 ise buranın da 8 olması gerekiyor. Ee, başka iç tersten şuna bakalım. Ee, buranın da çizgi olması gerekiyor. Burası 12 ise buranın da 12 olması lazım. Burası 12 ise 8 ise buranın da 4 olması gerekiyor. Şimdi burası 8 ise karşılıklı kenar buranın da 8 olması gerekiyor. Benden çevre istemişti. Çevre dediği K, L, M, N. K, L, M, N'yi Yani komple hepsini istemiş. 12 artı 8 çarpı 2. Yani ne gelmiş oluyor? 20 ile 2 çarparsan 40 olacaktır. Yani cevabımız burada Ceyhan geliyor. Sıra sizde sorusunu kendiniz yapıyorsunuz. Beşinci soruyla devam edelim. Şimdi 8, 6, 2 olarak verilmiş, yerleştirilmiş. 8, 6 ve 2 yerleştirilmiş. Benden KL'yi istemiş. KL'yi, e, KN'yi istemiş. KN'yi ve KP'yi istemiş. KP burası ve e, NP'yi istemiş. NP burası. Şimdi biz baktığımız zaman gene Z var mı diye düşüneceğim. Şurada iç tersten Z'den Burada e, burası nokta ise buranın da nokta olması gerekiyor. E, şuradan baktığımız zaman şöyle baktığımız zaman şöyle Z buranın aynı şekilde çizgi olması gerekiyor arkadaşlar. E, burası mesela atıyorum alfa olsun alfa olsun e, burasının beta beta olması gerekiyor. E, bunlar çizgisi e, burası da çizgili burasının da beta bunun da alfa olması gerekiyor o zaman dedim. Bir de burada şöyle bir özellik vardı. İki tane alfa ile iki tane betanın toplamı yani şurasıyla ile şurasının toplamı iki alfa ile iki betanın toplamı 180 dereceye eşit. Alfa ile betanın toplamı o zaman 90 dereceye eşit olmuş olur. Alfa ile betanın toplamı 90 derece ise şu diğer kenar 90 derece eşit olmuş olur. 90 derece olur burası da aynı şekilde iç tersten. 6, 8, 13 keni vardı şurası o zaman 10 olmuş olacak Baktığımız zaman Başka bize ne lazım diye düşünüyoruz Burası 2 ise burası 10 gelmiş oldu Başka Bir şeyler daha bulmam gerekiyor benim Burada Burası beta ise burası da beta ise benim bu kenarları bilmem gerekiyor Bildiğim ne var diye bakıyorum Şimdi Burası alfa ise yani burası 12 ise alfaymış burası. Burası da alfa. Burasının da 12 olması lazım. O zaman burası da 12'dir dedim. Daha sonra şuraya geldim. Burası beta ise burası beta ise yani burası 12 ise buranın da 12 olması lazım. Olsa burasının da 2 olması lazım. Burası komple 14. O zaman yukarısı 14 olmuş olur dedim. Şimdi artık ben Hepsini bulmuş oldum. Şimdi e, K K, L dediğim şey burada. Burada e, K, L, N, P K, P ve N, P, e, gelin beraber bulalım. K, bulduk mu? Evet. E, K, L dediğim şey buradan 12 gelmiş oldu. K, N dediğim şeyde buldum 14. Ve K, P ile e, N, P bilmiyoruz. Onu da beraber bulalım. Şimdi Benzerlik oranını kullanacağız. Dikkat ettiğimiz zaman şurada bir üçgen, şurada da bir üçgen var. Şöyle başlayacağız. KN'nin burada, KN kenarının burada RT'y oranı eşittir. Burada şuraya biz ne kenarı diyelim? A da evet A kenarı yok. KA'nın Burada K, A'nın hatta buraya P de diyebiliriz. P diyelim. P demiş şekilde. KP'nin KP'nin K, P'nin oranı eşittir. Çünkü bunun buna oranı ise eğer bunun da buna oranıdır. Çünkü büyük, daha büyük üçgenden başladık. Büyük üçgenin küçük üçgene oranı aynı kenara uzunluğu üzerinden gitmeniz gerekiyor. yani Bu uzunluk üzerinden gidersen Kp'nin pt'ye oranı eşittir dedim. Ee, şuradaki n onu da sarı ile göstereyim. Ee, np'nin np'nin şurası np'nin aynı uzunluk üzerinden gidiyorum. pr'ye pr'ye oranı diyeceğim. Şimdi düzenlediğimiz zaman burada e, kn dediğim şey 14 rt dediğim şey burada rt 10 gelmişti kp dediğim şey burada kp neresi kp'yi bilmiyorum kp'yi bulacağım pt dediğim şey 6 sarı olan yerlerde karışmasın diye yazıyorum np bilmiyorum pr dediğim şey pr pr dediğim şeyde 8 şimdi Gelin beraber başlayalım. Ee, düzenlediğimiz zaman e, burada, e, şuradan ilk, ilk işlemimizi buradan yaparsak biz e, KP dediğim şey buradan e, 42 bölü 5 gelecektir. NP dediğim şey de düzenlediğimiz zaman yani şunu direkt şu şekilde e, buna eşitlersek. E, np dediğim şeyde 56 bölü 5 gelecektir arkadaşlar. Bunları da bu şekilde bulmuş olduk. Kale dediğim şeyi 12 buldum. Nt de, e, kn dediğim şeyi de 14 santim buldum. Bunları da e, bu şekilde bulmuş olduğum bozulmukları. Bu, bu şekilde olduğu gibi. Altıncı soruyla devam edelim. Altıncı soruda bize e, bu şekilde bir paralel kenar verilmiş. E, paralel kenarda e, burası da 20 bu arada bu şekilde çıkmamış e, baktığınız zaman soruya burası 9 12 olarak verilmiş e, bizden neyi istiyor x kenarının uzunluğu istenmiş şimdi gelin beraber başlayalım 9 12 ne üçgeni vardı 15 burası 15 ise bunun da 15 olması lazım yukarısı komple e, 30 olması gerekiyor Şimdi açılar varsa benim bunları yerleştirmem gerekiyor. Burası 20 ise buranın da 20 olması gerekiyor, 20 olması gerekiyor. karşılıklı kenarlar açı ortayda bir şey, paralel kenarda birbirlerine eşitlerdi. Şimdi şöyle bir şey vardı Z'de. Burası noktaysa şurası noktaysa Z harfinden buranın da nokta olarak gelmesi gerekiyordu o zaman burasını 20 ise buranın da 20 olması lazım dedim. Şimdi baktığınız zaman paralel kenarda bu kenar ile bu kenarın birbirlerine her zaman eşit olması gerekiyor. O zaman burası 30 ise buranın da 30 olması lazımdı. Burası 20 ise buraya kaç kalmış oldu? 10. Cevabımız çok kolay geldi. Bu sadece özellikle bilmeniz gerekiyor. Paralel kenarda bu kenar bu kenara eşit. Bu kenar bu kenara eşit olmuş olacak. Kritik kutusu. Gelin beraber inceleyelim. 1, 2, 3. 3 tane madde verilmiş. Şimdi birinci maddeye baktığınız zaman paralel kenarda açı ortaylar dik kesişir. E, bu kenar ile alfa alfa buraya da beta beta diyecek olursam yani 2 alfa artı 2 tane beta dediğim şey 180. E, alfa ile beta dediğim şey 90 derece gelmiş oldu. Alfa ile betanın e, toplamı 90 ise buraya da 90 derece kalmış oldu dedim. 90 dereceyi yerleştirmiş oluyoruz. Ondan bahsetmiş. Paralel kenarda açı ortaylarının kesiştiği K noktası yani şunların kesiştiği K noktasından geçen EF çizgisi AB'nin AB'ye paralelse AD ve BC'yi eşit iki parçaya böler. AD ve BC'yi AD'yi ve BC'yi B iki eşit parçaya böler. Tam aslında ortadan geçer demek istiyor. Yani e, iki, birinci özelliğin üzerinden e, düşünürsem tam şu ortadan geçer demek istiyor. Çünkü Z'den şurası nokta olmuş olacak. E, şurada da ters Z'den e, burası nokta olmuş olacak. Burası çizgi olmuş olacak. Burası nokta olmuş olacak. Yani burası beta ise buranın da alfa olması gerekiyor. E, burası A kenarı A kenarı ise eğer uzunluğu Bununla da bu eşit olduğu için burasının da A. Yani bunların birbirlerine eşit olması gerekiyor. Şunlar birbirlerine eşit olması gerekiyor. Üçüncü özelliğe baktığınız zaman ABCD bir paralel kenarında iç açı ortaylar K noktasında kesişiyorsa K dediğin şeyde tam ortada kesişmiyor artık. Daha dikkat ederseniz yukarıya biraz daha yakın. AE ve FB dediğim şeyler birbirlerine bunlar eşittir diyor. Sıra sizde sorusunu kendiniz yapıyorsunuz. Biz 7. örneğe geçiyoruz. 7. örneğe baktığınız zaman ABCD paralel kenarında AE açıortay, AE açıortay. burası. Bunlar birbirlerine paralel EF dediğim şey DC'ye paralel e, olarak verilmiş. E, burası 6 santim olarak verilmiş. FC çevrede 64. Dikkat ederseniz çevreyi de yerleştirmemiş soruda. Şimdi e, biz burada baktığımız zaman e, şurada bir açıortay ortay var. E, şuraya baktığımız zaman bir e, kenarımız var mı bir bakalım. Burası ortada kesiştiğine göre yani e, burası dik olduğuna göre kesinlikle burununda e, bir kenar ortay olması gerekiyor yani. Bunların da birbirlerine eşit olması gerekiyor. Şu kenarların birbirlerine eşit olması gerekiyor. O zaman yazarsak biz burada. Şimdi. E, buradan e, açı ortay olduğu için e, bu kenarlar. E, bunun şu şekilde olması gerekiyor. Şuradan tam bölmesi ve e, 90'dan geçtiği için. E, burası nokta ise buranın nokta. Burası ters e, şeyden. Burası çizgiyse buranın da çizgi olması gerekiyor. Yani ben bu kenara A dersem ikiz kenar olacağı için burasının da A kenarı. Buranın da A kenarı olması gerekiyor. A kenarı. Şimdi burası 6 ise o zaman buranın 6. Buranın aynı şekilde 6, 6 olması gerekiyor. Burası 12 oldu. O zaman burası da 12. Yani burasının da 6 olması gerekiyor. 6 artı x ise yukarısının 6 artı x olması lazım. Orta taban neyse ise üst tabanın aynı olması lazım. Çünkü paralel kenar verilmiş. Hepsi birbirine eşit. Bu kenar AB buradaki kenar ve DC kenarları birbirine eşit. Aynı şekilde AD kenarının uzunluğuyla da BC kenarının uzunluğu eşit. Burası 6 artı x olacak. Benden ne istemiş? Ee, x'i istemiş x'i bulmamız gerekiyor çevreyi vermiş bana 64 diye şimdi çevreyi yazacak olursam ben burada çevre hepsinin toplamıydı ee, burası 12 12 gelecek 12 12 ee, yukarısı da 6 6 artı x 6 artı x yani topladığımız zaman 2 tane var bundan ya da şu şekilde yazabilirdiniz. Bir tane kenarla diğer kenarı alırdınız. İki de çarpabilirdiniz. Genelde bu şekilde alıyor. Burası ne geldi? 24. 6 ile 6 topladım. 12 artı 2. x Bunların hepsini toplamı 64'e eşitmiş. Buradan 36. 64'ten 36'yı çıkartacak olursam ben buradan 2x dediğin şey burada 28'e eşit olmuş olacak. x dediğin şey buradan eşittir. 14 geliyor. Yani cevabımız burada Edirne olacaktır arkadaşlar. Şimdi 8. soru ile devam edelim. Burada dikkat ederseniz paralel kenar verilmiş. Açı ortaylar verilmiş. 15-25 verilmiş. Ve çevresi aynı şekilde verilmiş. Benden BFE-C'nin bfe BFEC Yani şu Şuradaki yamuğun çevresi isteniyor. Şimdi burada e, alfa alfa dersem buraya da beta beta diyecek olursam. iki tane alfa ile iki tane betanın toplamı burada 180 dereceye eşit. Alfa ile betanın toplamı 90 dereceye eşit gelmiş oluyor. O zaman burası 90. Şimdi e, 90 derecenin karşısı 25. 15 ise burasının 20 olması gerekiyor dedim. Daha sonra e, neyi kullanabilirim diye düşünüyorum. Şuradan indirebilir miyiz? Bir bakalım. Şöyle yaptığımız zaman, buradan bir çizgi çektiğimiz zaman, burası dik olacağı için keşit parçayı ayırırdı. O zaman 12 buçuk, 12 buçuk diyebilirim. 90'dan indiği için, o zaman burasının 12 buçuk olması gerekiyor dedim. Başka neyi bilmem gerekiyor? Bir baktığımız zaman, Burada çevre bize verildiği için paralel kenarın ABCD'nin paralel kenarın verildiği için burası 25 ise buranın da 25 olması gerekiyor. Yani 50 olmuş oldu. 78'den ben 50'yi çıkartacak olursam ne gelecektir? 28. O zaman buranın yarı yarıya paylaşır bunlar. Bu 28'i 28 ise buraya 14, 14 kalmış olur. 14 kalmış olur. Burası 12,5 ise buraya da 1,5 kalmış oldu. O zaman şurası da 12,5, 12,5 diye paylaştı. Çünkü şurası kırmızıysa eğer buranın da aynı şekilde aynı çizgi üzerinde. Çünkü burası buraya paralel olması gerekiyor. 12.5 buçuk olması gerekiyor. Şimdi benden zaten e, B, F, E, C'nin yamuğun çevresi istenmişti. bozum burası o zaman bir buçuk. 12 buçuk. 14. Şu yeşil olan yerler. 14 ve 20. Sırayla yazalım. E, 12 buçuk. Şurası 14. Ve şu 20'yi yazmış oldum. Yani topladığımız zaman buradan ne gelecek? Burası kaç geldi? 14. Burası da 14. 28. 20 daha. Cevabımız buradan 48 gelmiş oluyor. Yani cevabımız burada Ceyhan. Ceyhan gelmiş oluyor. Sıra sizde sorusunu kendiniz yapıyorsunuz. Ee, uyarı ile devam ediyoruz. Uyarıda dikkat ettiğimiz zaman buradan e, paralel kenarın iç açı ortayları paralel kenarın dışında ya da e, kenar çizgisi üzerinde de kesişebilir. Yani buranın e, dışında da kesişebilir. E, içerisinde de kesişebilir demiş. Şu şekilde olduğu gibi. mutepe taklak çevirmiş. Bundan bahsediyor. Aynı şeyler karıştırmayın arkadaşlar. Şimdi e, burada e, şuradaki iç açı ortayla buradaki iç açı ortay tam şurada kesişmiş. Ama dışarıda da kesişebildiği söylenmiş. 9. soruyla devam edelim. Burada dikkat ederseniz dışarıda kesişebilir. Buna hemen burada dik yazıyoruz. Çünkü baktığınız zaman şekle şuradaki uyarıya baktığımız zaman biz dikkat ederseniz burada burada dikkat ederseniz dışarıda ve dik kesişiyordu. Sorumuza dönersek biz burada Iç açı çortaylar var dikkat ederseniz. Burada da tam tersi. Yukarıda da kesişebilir, aşağıda da kesişebilir. Bunu demek istemiş. Şimdi FL'yi yerleştirmiş mi? Hayır, yerleştirmemiş. Burası 4 demiş FL. O zaman burası da 4 olması lazım. Buranın da 4 olması lazım. Çünkü indiği zaman buradan bir kenar her zaman birbirine eşit oluyordu. Şimdi bunların bir işimiz yok. O yüzden bunları geri kaldıracağım. Sadece şu dördü bilsek yeterli. Burada dikkat edersek biz burası iç açı ortay olduğu için şurada kırmızı ile göstereyim. Buranın aynı şekilde iç açı ortay olması gerekiyor. Yani şuradaki kenarımızın bizim 15 15 15 şeklinde ayrılması gerekiyor. O zaman burası 15 olabilmesi için buraya 11 kaldı. Buraya 15 kaldı. Buraya da 15 kalmış oldu. Burası 11 ise buranın da 11 olması gerekiyor. Benden zaten BC'yi istemiş. O yüzden cevabımız 11 gelmiş oluyor. Ama benden bu kenarları sorsaydı burası 4 4 4 şeklinde olacaktı ama şu an için bir işimize yaramıyor. Şekilde olduğu gibi. Sıra sizde sorusunu kendiniz yapıyorsunuz. Kritik kutusu. Şimdi ABCD bir paralel kenar olarak verilmiş. Burası AE dediğin şey ve CD, CE açı ortay. Şunlar açı ortay olarak verilmiş. Eğer bu şekilde ise AE dediğim şey CE'ye diktir demiş. Yani burasının dik olduğunu söylemiş. Ee, i̇kinci özelliğe baktığımız zaman her iki şekilde de açı orta in, kesim noktasından inilen EH, EK ve EF dikmelerinin eşit uzunlukta olduğunu görürüz diyor. Şimdi e, burada e, şuradan bir e, dik indirdiğimiz zaman buraya da aynı şekilde bir dik inebiliriz. Çünkü bu kenarlar birbirine eşit olmak zorunda. Burası dikse bununla dik olması lazım. Buraya bir dik indirdiysen buraya dik olması lazım. Bu düzleme zaten tek bir durumda dik olabilir. Bunun tamamen dik olduğunda. Burada da aynı şey geçerli. Ben buradan hayali bir dikme indirdiğim zaman paralel kenara. Diğer kenarım şuradan da bir dik indirebilirim diyor. Şunlar birbirine eşit olmak zorunda. Çünkü bunlar dikse bunların birbirine eşit olması gerekiyor. Daha sonra bunların tek bir dik olduğu durum var. Bunu böyle bu şekilde uzatabilirim. O zaman burası eşitse buranın da eşit olması lazım. Çünkü açılar birbirlerine eşit olmuş oluyor. 10. soruyla o zaman devam edelim. 10. soruda bu özelliği kullanalım. Şimdi burada dikkat ederseniz burası iç açı ortay. Burası da aynı şekilde iç açı ortay verilmiş. Baktığımız zaman burada şu kenarlar da birbirlerine eşit olmuş olacak ama iç terslik var mı bir bakalım beraber dikkat ettiğiniz zaman burada Z'den ters Z'den şurası noktaysa ise buranın da nokta gelmesi gerekiyor gördünüz o yüzden şekli geri ben üzerine fazla işlem yapmayalım o zaman burasına nokta diye yerleştirdim İç tersten burasında nokta olması lazım dedim. Daha sonra başka ne kullanabilirim diye düşünüyorum. Ee, baktığınız zaman e, buradan e, kenarlarımızda bizim buradan baktığınız zaman şuradan ters Z'den yani şurası neyse bunun da aynı şekilde olması lazım. Yani burası Beta ise beta ise buranın da 2 beta olması lazım. Burası da alfa alfa. 2 tane alfa ile iki tane, tane beta'nın toplamı 180 derece ise alfa ile beta'nın toplamı buradan 90 derece gelmiş oluyordu. O zaman şekilde çizersem daha temiz yazacak olursam burada iç tersten görmüş olduğunuz buradan eşit olduklarını çünkü şurayla şurası arasında bir bağlantı kurdum. Yani şuradaki açıyı buraya taşımış oldum. 180 olduklarını göstermiş oldum size. Cevapta kendisi anlatmamış burada. o yüzden dedim ki bunlar eşitse bunlar eşitse o zaman alfa ile beta'nın toplamı 180 şey alfa ile beta'nın toplamı 90 derece olmuş oldu dedim. o yüzden buradan ee, ne gelmiş oluyor e, baktığınız zaman burası düzenlediğiniz zaman şurada şunlar birbirlerine eşit olmuş oldu yani şu kenarla şu kenar birbirlerine eşit gelmiş oldu e, burası 90 derece gelmek zorunda e, baktığınız zaman burası 3 olmak zorunda 3 olmak zorunda o zaman e, burası da ikizkenar kenar olduğu için buranın da 3 olmak zorunda. Benden ne de istemiş? Çevre istemiş. Burası 3 ise buranın da 3 olması lazım. Burası 8 ise buranın da 8 olması lazım. O zaman e, bütün e, kenarları bulmuş olduğum çevreyi bulabilirim ben burada. Burası 8 ise buranın da 8. 8 artı 8 artı. Burası 3 ise buranın da 3 olması gerekiyordu zaten. Burası da 6 gelmiş oldu. Burası ne gelmiş oluyor o zaman? cevabımız da 22 olacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ya da şu şekilde de yapabilirdiniz. Şu 8 ile 3'ü toplarsın. 2 ile çarparsın. Yani bir, e bir kısa kenarıyla bir uzun kenarını toplarsın. 2 ile de çarparsan direkt sonucu bulmuş olursun. Sıra sizde sorusun kendiniz yapıyorsunuz. 11. soruyla devam ediyoruz. Son sorumuz. Şimdi e, paralel kenar e, verilmiş bu şekil, DEC e, e, açı ortay verilmiş. Bunlar birbirlerine dik olarak verilmiş. Şurada dik ve diklik var. 18 ve 12'nin yerleştirilmiş. Benden A haşı istiyor. Şimdi burası eğer e, 30sa buranın da 30 olması gerekiyor. Ben bunu yazdım. E, i̇htiyacım olursa bunu e, kullanacağım. Şimdi. E, Paralel kenarında verilenlere göre benden ağaç istenilmişti. Şimdi e, iki, alfa ile alfa, beta ile beta'nın toplamı e, 180 olacağı için tam şu e, açı 90 derece oluyordu. Ben buradan bir dik çizebiliyordum. Şimdi şu şekilde hayali bir çizgi çizmiş oldum. Burası dikse burası da dik olmuş olacak. Çünkü şu kenarlar birbirlerine eşit. Şunlar da birbirlerine eşit olarak gelmek zorundaydı. O yüzden burası 12 ise buranın 12 olması lazım dedim. Şu kenarı ben bulabilirim Öglit'ten. Size Öglit diye bir şey öğretmiştim. Şurası H dersem ben. Yani daha güzel yazacak olursam şekli sileyim. Daha güzel yazacak olursak biz burada. Şurası 90 derece gelmiş olmuştu. Şurası 90 dereceydi. Ee, şuradan hayali bir çizgi çizmiştim ben. Ee, buna da aynı şekilde e, şuradan bir hayali çizgi çizebilirim. Yani şurası komple e, şey gelmiş olabilir, dik gelebilir. Şurayı dümdüz de çizebilirsiniz hayali çizgi dediğim yere. Ee, şimdi. Burada ben haşı bulabilirim ben burada. E, burası da haş gelmiş olacak. Burası da haş gelmiş olacak. Çünkü bu kenarlar birbirlerine eşit. E, yani şunla şu kenar eşit. Bu kenarla da bu kenar eşit olduğu için bu üçü birbirlerine eşit olmuş olacak. Haşı ben şu şekilde bulabilirdim. Önce e, neydi haş kare dediğim şey buradan dikten dik iniyorsa eğer e, şu h dediğim, şey, e, dediğim şey 18 ile 12'nin çarpımına eşitti. h kare dediğim şey 18 ile 12'nin çarpımına eşitse her tarafın kare kökünü alacak olursam h dediğim şey bu 9 çarpı 2'ye eşitti. Bu da 4 çarpı 3'e eşitti. Her zaman bir şeyin karesi olarak yazmanız sizin e, işinize yarar. 9 dışarıya 3 olarak çıkar. 4 e, dışarıya 2 olarak çıkar. İçeride 2 ve 3 kaldı. Yani 6 bir şeyin karesi mi? Hayır yazamam da. O yüzden içeride kalmış oldu. H dediğim şey 3 çarpı 2 6. 6 kök 6 gelmiş oldu. Şimdi o zaman yazacak olursak biz burada ne gelmiş oluyor? Burası 6 kök 6 eşitmiş. 6 kök 6 eşitmiş. Altı kök altı eşitmiş. Burasının komple uzunluğu alt kök altıymış. O zaman şurasına gelmiş oldu. Bize ah dediğim şey. On kök altı gelmiş oldu. Yani cevabımız burada. Edirne gelecektir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sırası e, sorsun. Kendiniz yapıyorsunuz. Dersi burada bitiriyoruz.